Sen öyle diye. Gerçekten. Çünkü ben şu anda olduğum yerin gerçek olduğuna inanamıyorum ki. Bakın burası gerçek olabilir mi Allah aşkına? Şu manzaraya bir bakın. Sanki arkama kocaman bir kartpostal koymuşlar da ben de önünde konuşuyormuşum gibi yani. Hiç olacak şey değil. Hadi en iyi ihtimalle rüya görüyorum bence. Avusturya'da diyorlar. İşte adı Harstadt, bir köy falan diyorlar da köy görmesek inanacağız yani. Olur mu öyle şey Allah aşkına? Kesinlikle gerçek değil bence. Kendi gözüyle görmüş bir insan olarak bile şu anda hala ikna olmuş değilim ben yani. Gelin beraber gezelim. Bir de siz görün vallahi, ben bilemedim yani. Nasıl anlatayım ki size Harstadt şöyle Harstadt böyle diye. Daha gerçek bir yer mi? Onu bile bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne ara, nerede gördüm de tez vakitte buraya gidilecek listeme ekledim, hatırlamıyorum. Ama bir süredir hayallerimi meşgul ediyordu Harstadt. Sonunda dedim ki kalk git gör, gez ve anlat Gülhan. Hayal mi gerçek mi öğren. En kolay Salzburg'dan gelebiliyorsunuz. İstanbul'dan direkt uçuşla 2,5 saat sonra Salzburg'tasınız. Size tavsiyem havaalanından araç kiralamanız. Çünkü 1,5 saatlik harika bir rotada güzel yollarda ilerleyeceksiniz. Bölgesinde yer alıyor. Buraya göller bölgesi de deniliyor. Harstadt'ta göl kenarında. Buraya yaklaştığınızda böyle uzun ince yaklaşık 1 kilometrelik tek yönlü bir tünele giriyorsunuz ve tünelden çıkar çıkmaz da hemen bir otoparka girmeniz gerekiyor. Çünkü şehrin içerisine araçla giremiyorsunuz. Biz de hemen bir otopark bakalım bulalım. Tek seferde görüyorsun. Biz İstanbul şoförüyüz, İstanbul. Kamagut im Salz, Kamagut im Salz, Kamagut. Man kann so gut im Salz, Kamagut vergnügt und fröhlich sein. Darum bleibt man auch im Salz, Kamagut im Salz, Kamagut im Salz, Kamagut. Aus Übermut im Salz, Kamagut auf keinen Fall. Evler hep böyleyse ben girmeyeyim yani. Bu ne ya? Şehrin içinde evler hep böyleyse hiç girmeyeyim yani. Baştan döneyim bence. Gözüm kalın. Ve işte
İşte bayanlar baylar, Avusturya'nın medar iftarı olan, UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alan, hayallerimi süsleyen Hallstatt'taki ilk adımlarım. Uzak doğuların ezici üstünlüğü de hemen göze çarpıyor. Bunun nedenini biliyorum, anlatacağım yeri gelince. Ama şu an için Hallstatt'ın masalsılığına kendimi kaptırmış durumdayım. Buranın gerçek bir yer olmadığını sırf şu ağaca bakarak bile ben kanıtlayabilirim size yani. Böyle çizilmiş gibi ağaç mı olur eser Allah aşkına? Ha? Evin şekline göre mi uzamış yani ağaç? Pencereleri falan öyle aralıkta bırakmış oldu. Ben de inandım. Film icabı yapmışlar. Set olarak kurmuşlar bence bütün köyü. İçine de birkaç figüran yerleştirmişler. İşte köy sakin diye yutturuyorlar. Bak, burada yaşayan köy sakinlerini bizim kadın programlarında seyirciler arasında otururken bile görebilirsiniz yani. Figürasyon, casting bence. Ya baksana ağaca, al inan, sonra burası gerçekmiş de efendim. Yalan. Külliyen yalan. Ne güzel yapmış yalnız ağacı, ne güzel budamış, gördün mü? Çok güzel manipüle etmiş ağacı. Manipüle etmiş yani. Hani işte şekil vermiş ağacın dallarına yaşken, ona göre böyle şekillenmiş. Az çok biliyoruz bahçıvanlık olaylarını Eser. Biz de boş değiliz. Yani. Ben de köy kızıyım. Ben de Bulgaristan'da doğdum. Bilirim bu işleri. Asma çardakları falan. Hadi neyse, şimdilik inanmış gibi yapıyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Efendim, köyün yaklaşık 900 sakini var. Sadece tarifi imkansız doğal güzelliğiyle değil, tarihi geçmişiyle de ünlü Hallstatt. Hem de öyle birkaç yüzyıllık falan değil, tam 7000 yıl öncesine uzanan bir geçmişten bahsediyorum. Haliyle Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Und ich will, dass jeder Bildleser ohne seine Bildleser sieht, Crouching mit der Queen. Ja, ein Brau ist der Beste, den es gibt. Ohne Höhle, ja. Bu arada köyün içerisine araç giremiyor dedik ama burada yaşayanlar girebiliyor tabii. Özel kartları var, yoksa gün içinde yabancı araç trafiğine kapalı yani. Bu arada bakarken şeyi diyecektim tam yani, yanından geçince dedim ne oluyor. Şöyle etrafa bakınca buranın böyle tarihi bir geçmişi olduğunu düşünemiyor insan. 7000 yıllık bir tarihi olduğunu diyeceksin ki niye? E baksana, her yer gıcır gıcır yepyeni. Yani bir boyası sökülmez mi? Bir yeri yıkılmaz mı? Dökülmez mi? Etrafta birazcık çerçöp olmaz mı? Yani yaşanmışlık, köhnelik değil mi? Daha geçen hafta kurmuşlar köyü. Ha, neymiş, 7000 yıllık tarihi varmış. Demek ki neymiş? Böyle bir yer yok.